Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cemal Arık. Kendisi CHT Asya Pasifik Boya Satış Direktörü. Hoş geldiniz Cemal Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Cemal Bey, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle bu güzel davetiniz için hepinize ve kanalımıza çok teşekkür ediyorum. 1974 Almanya doğumluyum. İlkokulu Almanya'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye, ben bir gurbetçi ailesinin çocuğuyum. Türkiye'ye döndükten sonra ortaokul ve lise Denizli'de, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdim ve 1996 yılında mezun oldum. Mezuniyetimden sonra yaklaşık 2 yıl tekstil terbiye boyahanelerinde işletme şefi olarak çalıştım. Ardından 99 yılında profesyonel satış hayatım başladı. Yerel bir firmada tekstil firmalarına kimyasal madde satan bir firmayla yollarımız kesişti. Yaklaşık 4 yıllık bir tecrübeden sonra 2003 yılında CHT ile tanıştım. CHT firması bir Alman firmasıdır. Yine Denizli'de başladım. 2008 yılına kadar Denizli'de devam ettim. 2008 yılında şirketimiz yeni bir departman kurdu Türkiye'de. Boyar maddeleri Türkiye'ye getirdi. Çok bilinen bir marka değildi. Başka bir şirkette çalışan arkadaşımla beraber bu sorumluluğu üstlendik 2008 yılında ve Denizli'den İstanbul'a taşındım. Türkiye genelindeki boya satış sorumluluğunu üstlendik birlikte. Ta 2023 başına kadar, 2023 başında şirketimiz, Alman şirketi bu sefer Uzak Doğu'da, işte Çin, Vietnam, Tayvan, Tayland, Endonezya, oralarda bir yatırıma gitti ve bana bu işin başına geçer misin diye bir teklifte bulundular. Ben de kabul ettim. Yaklaşık 1,5 yıldır da Asya Pasifik ülkelerinde boya satış direktörü olarak çalışmaya devam ediyorum. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Cemal Bey. Peki biraz önce bahsettiniz, tekstil terbiye işletmeleri nedir? Bunu biraz açıklayabilir misiniz bize? Tabii ki. Şu anda hani üzerimizde olan kıyafetler, oto döşemesi, nevresim, perde, halı, yani aklınıza gelebilecek bütün tekstil mamulleri, işçi kıyafetleri, askeri kamuflajlar, hastanelerde kullanılan kumaşlar, her birisinde bizim mutlaka bir kimyasal maddemiz veya boyar maddemiz mevcuttur. Şimdi CHT firmasının ürünleri, kimyevi maddeleri ve boyaları bir vitrin markası olmadığı için aslında tüketici tarafından çok fazla bilinmez. Evet. Çok fazla hani halkımız bu ürünlere çok vakıf değildir. Fakat özellikle tekstilde premium markaların içerisinde mutlaka ve mutlaka bizim bazı kimyasal maddelerimiz, bazı boyalarımız, proses önerilerimiz, çözümlerimiz, katkılarımız mutlaka mevcuttur. Peki Cemal Bey, biraz önce bahsettiğiniz tekstil terbiye işletmeleri nelerdir? Bunu bize biraz açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi üzerimizde gördüğümüz bu kıyafetler, oto döşemesi, nevresim, perde, halı, askeri kamuflajlar, işçi kıyafetleri, yani aklınıza gelebilecek bütün tekstil mamullerinin üretiminde biz renklendirme görevini üstleniriz. Burada bizim kimyasal maddelerimiz ve boyar maddelerimiz çalışır ve biz müşterilerimize, üretim yapan firmalara ürünlerimizle bir servis sunarız, bir proses sunarız. Onların reçetelerine yardımcı oluruz. Ve özellikle premium markalara bizim hizmetlerimiz daha fazladır. Aslında CHT firmasının ürünleri bir vitrin markası olmadığı için tüketici tarafından çok fazla bilinmeyiz. Evet. Evet, bir hani halk tarafı çok fazla bizi bilmez. Ama dediğim gibi bu premium markaların özellikle üst düzey kumaşlarında mutlaka ve mutlaka bizim bir kimyasal maddemiz ve boyamız arka planda ham madde olarak kesinlikle çalışır. Çok da güzel. Aslında çok da bence önemli bir sektördesiniz. Çünkü şu anda
Tekstil sektörü hem ülkemizde hem de dünyada çok büyük bir payı var. Ve sürekli gelişerek devam eden bir sektör. Bu sektörün içinde de belki de sizin şu anda yaptığınız iş en önemli noktalardan biri. Kesinlikle haklısınız Sinem Hanım. Şunun için özellikle firmamızın çok çok önemsediği noktalardan bir tanesi sürdürülebilir bir üretim, sosyal ve ekolojik çerçevenin içerisinde, bu çerçevenin çok fazla dışına çıkmadan biz üretim yapmaya çalışırız. Çünkü menşeimiz Alman firmasıdır. Türkiye'de üretimlerimiz vardır ve biz bu üretimleri yaparken sosyal sorumluluklara, ekolojik değerlere çok fazla önem verdiğimiz için premium markaların özel olarak tercih ettiği markalardan bir tanesiyiz. Çok da güzel aslında bu şekilde ilerleyip bu şekilde bir vizyonunuzun olması bence çok değerli. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Peki Cemal Bey, şu anda verdiğiniz hizmetler nelerdir? Bunlardan da bahseder misiniz biraz bize? Memnuniyetle. Biz tekstil fabrikalarına, yani boyama yapan, kumaş boyayan, iplik boyayan fabrikalara kendi özel ürettiğimiz kimyasal madde ve boyalarımızı satarız. Bu boyalarımızı satarken üretimlerine destek olmaya çalışırız. Onların reçeteleri, onların proseslerine teknik ekibimiz, teknik mühendislerimiz ve bizler katkıda bulunarak daha kolay, daha yalın, daha sürdürülebilir bir üretim yapmalarını sağlarız. Arka planda çok ciddi aslında bir yönetim vardır burada. Üretilen bir ürünün renginin solmasını asla istemeyiz. Düşünün, premium bir markanın renginin bir yıl sonra solduğunu. O yüzden bu hataları yapmamak için arka planda inanılmaz bir titizlikle, inanılmaz bir otokontrolle çalışır firmamız. Çok da büyük bir sorumluluk aslında bu. Kesinlikle, kesinlikle. Cemal Bey, sizce sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Aslında hani 99 yılında profesyonel satış hayatıma başladım dedim ama benim aslında satış hayatıma başlayışım, müşteri ilişkilerim ortaokul zamanlarında gelir. Gurbetçi bir aile, işte Türkiye'ye döndükten sonra babam bir bakkal dükkanı açtı ve biz onunla beraber, ben çocuk yaştayken birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla ben hani biraz müşteri ilişkileri, satış hayatı konusunda biraz tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Tekstil mamulleri dediğimiz zaman yine biraz tekniğe girmem gerekiyor burada. Hani işte pamuk deriz, polyester deriz, naylon deriz, akrilik deriz, türlü türlü elyaf çeşitleri vardır. Ben bu aşağı yukarı 30 yıla aşkın boyama tecrübemle hemen hemen bütün elyafların renklendirilmesi konusunda tecrübeli olduğumu söyleyebilirim. Birazcık daha şunu söyleyebilirim. Satışla ilgili kendimi geliştirecek, kişisel gelişimi sağlayacak çok fazla kitap, çok fazla eğitim aldım. Burada da bir tane kitaptan bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Dünyadaki en büyük satıcı diye yaklaşık 80-90 sayfalık Og Mandino diye bir yazarın felsefi boyutta bahsettiği bir satıcılık hikayesidir. Bu kitap beni çok etkilemiştir. Bir de çok fazla seyahat tutkusu beni diğer insanlardan ayırdığını düşünüyorum. Çünkü bir seyahate çıktığım zaman 1,5-2 ay Türkiye'den, evimden uzak kalabiliyorum. Aslında size de çok fazla şey katıyor değil mi bu seyahatler? Tabii ki. Yani Çin'i görüyorsunuz, Vietnam'ı görüyorsunuz. Türkiye'de bir tekstil üretimi var ve Türkiye Avrupa'ya çok yakın olduğu için ne olursa olsun hala gelişen bir sektör burası. Evet. Ve bu sektörü ben uzak doğu firmalarıyla mukayese edebilme şansım olduğu için ve oradan bir takım bilgileri buraya taşıyabileceğim için bu görevi fazlasıyla önemsiyorum. Çok haklısınız. Peki tam da bu noktada Cemal Bey, birçok ülkeyi de görmüş biri olarak Türkiye'deki tekstil sektörü ile diğer ülkelerdeki tekstil sektörü arasındaki farklar nelerdir? Bu konuda Türkiye olarak Sinem Hanım hiç mütevazi olmayalım. Türkiye gerçekten çok başarılı. Avrupa'ya yakınlığımızdan dolayı Türkiye özellikle kalite anlamında, miktar demiyorum,
üretimin büyüklüğü demiyorum ama butik üretimler ve kaliteli üretimler anlamında Türkiye gerçekten dünyada hatırı sayılır bir noktada. Şöyle söyleyeyim, 96 yılında ilk tekstil hayatıma başladığımda şimdi benim gibi 50'li yaşlarda olan abiler demişti ki Cemal bir an önce tekstil sektöründen çık, 10 yıl içinde Türkiye'de tekstil kalmayacak. Hayır, ben tam tersini düşünüyorum. Bence Türkiye'deki tekstilin daha bir 50 yılı var. Çünkü Uzak Doğu ülkeleriyle kıyasladığımız zaman, hatta Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız zaman Türkiye'deki tekstilin kalitesi oldukça ileri bir boyutta. Çok güzel bir haber bu aslında. Bu noktaya gelebilmiş olmamız ki bence bu daha da büyüyerek artacaktır. Ben öyle inanıyorum. Çünkü bence tekstil, ben bitebilecek bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bizim ülkemizde. Giyim sektörü biliyorsunuz siz de. Yani özellikle kadınlar ve çocuklar. Evet. Hani iyi tüketicidir bizim için. Tabii son yıllarda artık erkekler olarak hani bizler de kıyafetlerimize, giyim tarzımıza çok fazla dikkat ettiğimiz için bence de tekstil hiçbir zaman dünyada azalmayacak, Türkiye'de hiç bitmeyecek. Bu benim tabii ki kişisel görüşüm. Ben de aynı fikirdeyim sizlerle. Aslında kendimizi dışarıya yansıtmanın da bir yolu bence bu. Tabii iyi giyindiğiniz zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Evet. Ve bir mamulün rengi, dokusu, dokunduğunuz zamanki hissiyat size kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. O yüzden bence o kalite anlayışı çok çok değerli bir algı benim için. Kesinlikle. Peki Cemal Bey, bugüne kadar yaptıklarınızdan bahsettik. Ben biraz da geleceğe dair hedeflerinizden bahsetmek istiyorum sizlerle. Tabii ki sağlığım el verdiği sürece sinemanın ben bu görevi yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Hani bu seyahatlere çıkmayı, insanlarla tanışmayı, yepyeni fabrikalar, yepyeni üretim tesisleri görmeyi, kişisel gelişimimi arttırmaya devam etmek istiyorum. Ama nihai hedefim ne derseniz, daha da yıllar geçince bu bilgi birikimimi, bu tecrübeleri artık gençlere, sektöre yeni başlayacak olanlara artık eğitimlerle veya danışmanlık olarak insanlarla paylaşmak istiyorum. Hani Türkiye'deki tekstil terbiyesine ne kadar katkıda bulunurum, onunla ilgili bir takım hedeflerim ve projelerim var. Ama bu tabii ki 60'lı yaşlarımdan sonra sağlıklı olursam. Umarım çok sağlıklı bir hayatınız olur ve hedeflerinize de çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hep birlikte, hep birlikte. Cemal Bey, aslında tam da bu noktada bahsetmişken, sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Sabır. Sabır. Çünkü ilk öncesi. Çünkü birilerine bir şeyler satıyorsunuz sinemanın. Ve sizin gibi onlarca kişi ve firma karşı tarafa aynı şeyleri anlatıyor. En kaliteli olduğunu anlatıyor, her zaman çözümcü olduğunu anlatıyor, hepimiz aynı şeyleri anlatıyoruz. İşte burada kendimizi nasıl farklılaştırabiliriz? Bu mesleğe başlayacak arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerini, teknik gelişimlerini ve sabırlı olmalarını çok çok önem vermeleri gerekiyor açıkçası. Önemli şeylerden bir tanesi de ben yabancı dili önemsiyorum. İngilizce birinci dil olmak üzere artık hani Almanca, Rusça, belki Çince, çünkü dünyanın hani en büyük ham madde tedarikçilerinden ve seyahati sevmeleri. Hani seyahat olmadan bizim işimiz olmaz. Gezen kaplan aç kalmaz. Biz öyle deriz. Çok da güzel bir sözmüş. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi Cemal Bey. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim size güzel davetiniz için. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Öncelikle dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tekstil sektörüne adım atmak isteyen gençler varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu sektörün gençlere ihtiyacı var. Bu sektör hiçbir zaman bitmeyecek. Çalışkan oldukları sürece
gerekli koşulları sağladıktan sonra bu sektörde başarılı olmamak için hiçbir neden yok. O yüzden ben gençlerin daha çok tekstil sektörüne gelmelerini davet ediyorum. Harikasınız gerçekten. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Cemal Arık bizlerleydi. İyi günler.